Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz çocuklarınızı desteklemenin bazı yolları hakkında konuşacağız ve özellikle aşırı korumacı bir ebeveyn olmanın onlara getireceği zararlar ya da kaçındığınız zaman çocuğunuz nasıl bir yarar sağlar bunları kısaca konuşmaya çalışacağız. Çocuğunuz olduktan sonra muhtemelen diğer tüm ebeveynler gibi çocuğunuzun bağımsız, kendine güvenen ve yetenekli bir birey olmasını istersiniz. Tüm bunların sonucunda da mutluluğunu yaşamasını istersiniz. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde olabildiğince size bu adımları gerçekleştirmek için çocuğunuzun mutluluğunu sağlamak, kendine güvenen bir birey yetiştirmek ve çocuğunuzun eksiklerini gidermek için dozunda müdahale ve gereksiz müdahaleden kaçınmak için bazı önerilerde bulunmaya çalışacağım. Birinci tavsiyem çocukların kendi kararlarını vermesi için onlara hak tanıyın. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Çocuğunuzun günlük rutininde kullandığı kıyafetler ya da yiyeceği yiyeceklere kendi karar vermesini sağlayabilirsiniz. Ya da bir aktivite yapmak istiyorsanız aktivitenin şekline ne zaman yapılması gerektiğine gene çocuğunuzla beraber karar verme sürecine girebilirsiniz. Veya tamamen çocuğunuza bunun fırsatını verip çocuğunuzun karar verme sürecinde etkin rol oynamasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede kendi yaptığı şeylerin sonuçlarını katlanmak ve kendisi için bir karar alma yolunda ciddi bir adım atmış olursunuz. İkinci tavsiyem hatalardan korkmadan öğrenmesine teşvik edin. Yani nasıl yapacağız? Çocuğunuzun bir şey yaparken hata yapması normal bir davranıştır. Eğer çocuk bir kararı almazsa ve hata yapmazsa hep doğruları yaparsa Çocuğunuz aldığı kararların sonrasında bir bedel ödeyeceğini asla öğrenemez ve sonrasında gerçekten bir karar alması gerektiği anda kendi başına kalır. Bu yüzden çocuğunuzun aldığı kararlar sonrasında oluşacak başarısızlıkları onun için bir motivasyon, onun için bir moral yok edici olarak kullanmayın. Ona süreci nasıl işlediğini ve nerede hata yaptığını öğreterek tekrar karar verme sürecinde ona güvendiğinizi hissettirin. Bu süreçte belki ona neden hata yapmış olabilirsin ya da neden böyle oldu gibi kendi fikrini alın ve o fikriyle beraber çocuğunuzun gelişimine destekte bulunun. Üçüncü tavsiyem kendi başına sorumluluklar alması için ona fırsatlar verin. Bunun için en güzel yöntem çocuğunuzun kendi yaşına ya da yeteneğine uygun ona görevler vermek ve bir iş başardıktan sonra ona geri bildirim yapmak. Burada her gün yaptığınız rutinlerden bir tanesini yapabilirsiniz. Çamaşır makinesine belli kıyafetlerini atmasını sağlayabilirsiniz. Sofra kurmak için yardım edebilir ya da eşyalar taşımak için sembolik bir eşyayı alıp eve kadar götürmeyi başarabilir. Bunlar onun sorumluluğunu ve bilincini artıracak çok basit ve ona zarar vermeyecek uygulamalar. Dördüncü tavsiyem çocuğunuza duygularını ifade etmesi için uygun bir alan oluşturma. İki yaş sendromu neden oluyor biliyor musunuz? Çocuklar bir şeyler düşünüyor fakat bunu size iletemiyor. Ve sizden doğru cümle gelmediği için size anlatamadığı için çocuk böyle bir sinir harbi yaşıyor. Aslında çocuğunuzun duygularını size iletebilmesi onun kendi içerisinde onunla çatışmasını önler ve çocuğunuzu stresten uzaklaştırdığı gibi duyguların ne demek olduğunu, nasıl tanımlandığını vesaire de öğrenmenize yardımcı olur. Mesela bir durum olduğunda, okuldan geldiğinde ya da bir oyuncağa düşüp kırıldığında ne hissettiğini sorabilirsiniz ve bu onun için farklı bir bakış açısı oluşturabilir ve çocuğunuza hiç tahmin etmeyeceğiniz kadar gelişmişlik açısından yardım etmiş olabilirsiniz. Beşinci tavsiyem kendi sorunlarını kendilerinin çözmesine izin verin. Mesela çocuğunuzla yürüyorsunuz ve takıldı düştü. Sonrasında aman yavrum falan deyip kucağımızı almıyoruz ya. Çocuğunuzun yavaşça kendini kaldırmasına ve üzerini silkelemesine izin verebilirsiniz. Düştükten sonra bu çocuğun düşmesinin sebebi olan şeyi, takılma sebebini kendisi anlayacaktır. Ve kendi başına düştüğü yerden doğrulduğu zaman aslında o çocuk bu işte başarılı olmuş demektir. Son önerim ise çocuğunuza bireysellik katmaya çalışıyoruz ya. Kendi hedeflerini belirlemelerine yardımcı olun. Hedef belirtmek bir çocuğun odaklamasına yardımcı olduğu gibi onun bir maddeyi gerçekleştirme, bir olayı gerçekleştirme konusundaki azmini de ortaya çıkartır. Çocuğunuzla zaman geçirdiğiniz süre içerisinde onun belli hedefler koymasına ve bu hedeflerle ilgili hayaller kurmasına, o hayallere yaklaşması için adımlar atmasına ve orada birebir yapan kişinin o olmasına dikkat edin. Eksikler olabilir, orada destek verirsiniz ama gerçek anlamda bir şeyi kendi başardığında en azından süreci başlatıp ve hayaline doğru adım attığında emin olun süreçten çok daha lezzet alacaktır, çok daha mutlu bir çocuk olacaktır, kendine güveni artacaktır ve başarıları, yetenekleri çok daha üst seviyeye çıkacaktır. Son söz olarak ne söylemek istiyorum? Çocuğumuz için tabii ki her şeyi yapmayı isteriz. Fakat bazen onun yapması gereken şeyleri de biz yaptığımız zaman çocuğumuza bir destek vermekten daha çok zarar vermiş oluyoruz ve bir şekilde onun hayati süreçlerinde daha önemli kararlar alacağı zaman kendi başına kalmalarına neden olacağız. O yüzden çocuğunuza küçük sorumluluklar vererek ona zarar vermeyecek bazı sorunlarla baş etmesini izleyerek baş etme sürecinde neler hata yaptığını birebir görerek ve ona öğreterek yaparsanız sürecinizi çocuğunuzun gelişimine çok daha katkıda bulunacağınız gibi onu da gerçek anlamda bir birey olma, bir kişi olma yolunda desteklemiş olacaksınız. Videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz, yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, ihtiyacı olan arkadaşlarla paylaşmayı ve alt tarafa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.